Amin bi hurmeti seyyidil murselin. Kâlallahu teâlâ fî kitâbihil hakîm. Estaîzu billâh. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletil kadr. Leyletil kadr hayrun min elf şehr. Tenezzelül melâiketü ver ruhu fîhâ biizn rabbihim min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'il fecr. Kıymetli müminler, aziz Müslümanlar, değerli kardeşlerimiz, Allahu Teala bu mukaddes gecenin, bu mübarek gecenin feyzine, bereketine, rahmetine, lütfuna, bağışına, barışına cümlemizi nail eylesin. Aramızdan uçup gitmekte olan Ramazan-ı Şerif'i cümlemiz hakkında şefaat eylesin. Ramazan-ı Şerif'i bizlerden hoşnut eylesin. Değerli kardeşler, temiz insanlar, hakikaten biraz evvel de Umraniye müftümüzün ifade ettiği gibi, bilhassa bu bölgede, bu beldede Allah'a sonsuz hamdolsun, İslam uyanıklığı, İslami değerlere verilen önem, kıymet gittikçe artmaktadır. Bu bölgede, şu anda İstanbul'da şu canlılık, şu hareket, şu bereket, şu samimiyet hiçbir camide görülmemektedir. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun, bu gayreti, bu hizmeti hazırlayanlardan, koşup gelen sizlerden Rabb-i Rahim-i Zülcelal razı olsun. Değerli kardeşler, yine biraz evvel Şaban hocamın ifade ettiği gibi melekler aramızdadır. Bunu biz söylemiyoruz. Tenezzelül melâiketü ver ruhu. Bakın ruh. Bu ruh kimdir? Eğer merak edip de bir tefsirden okumuş olsaydınız vallahi bilecektiniz. Tenezzelül melâiketü ver ruhu. Ruh kimdir? Cebrail aleyhisselamın adı nedir siz söyleyin? Ruhul Emin. Cebrail demek. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz Muhammedül Emin, ona vahiy getiren Cebrail Ruhul Emin. Ne kadar güzel. Aramızdalar. Tenezzelu iner 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 iner. Çıkarlar inerler, gelirler giderler, girerler çıkarlar. Kim? El melaiketü. Melekler. Ne zaman? Kadir gecesinde. Ne zamana kadar? Hatta metla'il fecir, fecir sökene kadar, aydınlık çökene kadar, hayat başlayıncaya kadar. Şaka mı zannediyorsunuz? Boşuna mı zannediliyor? Hayır, haşa. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ. Fîhâ nedir? Fî leyletil kadir. Kadir gecesinde melekler iner, iner, iner. Öyledir. Bin aydan hayırlı gece ne demek? Gecelerin sultanı Kadir gecesi. Gecelerin sultanı, ayların sultanı Ramazan. Gecelerin sultanı Kadir gecesi. Peygamberlerin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sultanul Enbiya. Niçin? Devamlı bu noktaya dikkatlerimizi çekmek için söylüyorum. Ramazan'ı ayların sultanı yapan, Kadir gecesini gecelerin sultanı yapan, Hazreti Muhammed'i peygamberlerin sultanı yapan nedir, nedir, nedir? Tek kelimeyle Kur'an-ı Hakim'dir, Kur'an-ı Kerim'dir, Kur'an-ı Mecid'dir. Evet, Kur'an'dır. İslami değerlerin başı Kur'an, İslami esasların kaynağı Kur'an, İslam'ın temeli, esası, kelamullah, Allah'ın kitabı Kur'an. Evet, bütün değerlerimizin kaynağı, esaslarımızın kaynağı, ilahi emirlerin, ilahi hükümlerin, ilahi hudutların, ilahi hukukun, ilahi hududun bütün kaynağı, esası, kökeni, menbaı, mahreci, kaynağı Kur'an. Bizim kimliğimiz,
şahsiyetimiz, haysiyetimiz, milliyetimiz, ciddiyetimiz, cibilliyetimiz, bütünümüz, her şeyimiz Kur'an. İsmimiz Kur'an'dan. Çocuğu olan Müslüman telefon açıyor, hocam bana Kur'an'dan çocuğuma bir isim rica ediyorum diyor. Kur'an'dan çocuğuna isim istiyor. Bak Kur'an bizim kimliğimiz, bak Kur'an bizim hayatımız, haysiyetimiz, şahsiyetimiz, namusumuz Kur'an. Kur'an olmasa biz ne yaparız? Kur'an'ı Allah yeryüzüne nasıl arzu ettiyse öyle indirdi, öyle gönderdi. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum ta'kilun. Sadakallahu lazim. Kur'anen Arabiyyen. Ne demek siz söyleyin? Ne demek Kur'anen Arabiyyen? Arapça Kur'an. Şimdi bunun karşısına Türkçe Kur'an diye, aman Allah'ım, Türkçe Kur'an. Şimdi Kur'an'ın etrafında milletimizin, milliyetimizin, ciddiyetimizin, şahsiyetimizin, haysiyetimizin kaynağı olan Kur'an'ın etrafında şimdi fitneler, fesatlar, rezaletler, ihanetler çember çember dalgalanmaya başladı. Nereden çıktıysa bir sürü fırlama televizyona fırladılar. Ne kadar fırlama varsa araştırmacı yazar, İslamcı yazar, falancı yazar, boynuzları görülmeyen, ne maksatta çıktığı bilinmeyen sapık, satılık, kiralık, şerefsiz, değersiz adamlar çıktı şimdi Kur'an'a saldırıyorlar. Kur'an'a saldırıyorlar. Kur'an'a saldırıyorlar. Vay şerefsizler. Vay ahmaklar. Hiç Kur'an'ın nuru söndürülür mü? Hiç Kur'an üflemekle, üfürükle Kur'an söner mi? يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفَّاهِهِمْ. Bak, dudaklarıyla televizyondan televizyona taşınan sapıklar, çarpıklar, hödükler, hergeleler Kur'an'a saldırıyorlar. يُرِيدُونَ istiyorlar ki اَنْ يُطْفِعُوا söndürsünler نُورَ اللّٰهِ Allah'ın nurunu. Neyle? بِاَفَّاهِمْ ağızlarıyla, konuşmalarıyla, çene, çene, çene. Çene nedir lan bu çene? Çeneyle Allah'ın kitabını söndürecekler. Vallahu mütümmü nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler istemese de, zorlansa da, hoşlanmasalar da, istemeseler de Allah Kur'an'ı kainata hakim kılacaktır. Göreceksiniz. Vallahu mütümmü nurihi. Bak ismi fail ile Cenab-ı Hak zikrediyor. Kim Allah'la başa çıkacak? İşte bakın olamayacağını, Kur'an ile başa çıkamayacaklarını, Kur'an'ın değerlerinin önünü alamayacaklarını Allah Kur'an'da Bakara suresinde 23. ayetinde bakın meydan okuyor. Tehaddi, hadlerini bildiriyor, meydan okuyor. Ben de size ayet okuyorum. Estaizu billah. Aman ya Rabbi, şu ayeti ne olur inceleseniz, tefsirden okusanız. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. Bakın Mekkelilere, Kur'an biliyorsunuz Arapça nazil oldu. Arap milletine. Kur'an evvela Mekkelilere, Mekkelilere, arkasından siz söyleyin başka kimlere? Medinelilere. Sonra bütün Hicaz'a, sonra bütün beşeriyete, halka halka, dalga dalga bütün kainata Kur'an hitap ediyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Kulumuz, bakın kul. El abdü Arapça kul demek. Kul kelimesi ne tatlı kelime, ne güzel kelime, ne muazzam kelime. Kul, kul. Kaule, kul. Arapçası el abdü. Nezzelna ala abdina diyor. Abdina, kulumuz Muhammed. Kulumuz Muhammed. Kulumuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kul kelimesi ne kadar tatlı. Sübhanellezi esra bi abdihi. Kulu Muhammed'i aldı geceleyin götürdü. Minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Bakın Miraç, Kur'an'dan sonra en büyük mucize olan Miraç, İsra mucizesi, Miraç mucizesi
Zamanın hangi saatinde olmuş siz söyleyin, zamanın hangi saatinde? Geceleyin. Geceleyin. Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamış zamanın hangi diliminde söyleyin? Yine geceleyin. Fî leyletil kadir diyor. Kadir gecesinin içinde, gece gece. Çok mühim. Mucize. Peygamberler biliyorsunuz mucizeyle geliyorlar. Hangi asırda, hangi devirde, hangi bölgede, hangi beldede, hangi ülkede, hangi kıtada, hangi coğrafyada peygamber gelmişse o bölgenin, o beldenin, o halkın, o çevrenin, o çemberin en muhteşem sanatı, mesleği, harikaları neyse gelen mucize o harikaları ortadan kaldırıyor. Hepsini susturuyor. İşte Kur'an-ı Mübin'de Araplar üzerinde, Arapçayı en iyi bilen, Arapçanın sahipleri, Arapçanın Arap edebiyatının, Arap şiirinin, Arap etimolojisinin, Arap kültürünün, Arap medeniyetinin, Arap tarihinin profesörlerine, en muhteşem adamlarına Kur'an geliyor. Birden Kur'an geliyor. Araplar, Kur'an Arapça, Araplar da Arap. Ne olacak? Şimdi bir takım zalim, katil, hain adamlar çıkmışlar. Efendim Kur'an Türkçe olmalıymış. Biz Türk milletiymişiz. Kur'an'ı niye Arapça okuyalımmış? Türkçe okumak lazımmış. Arapça ile okuduğumuz zaman Araplaşırmışız. Arap emperyalizmine alet olurmuşuz. Araplar bizi yutarmış. Türk milleti diye bir şey kalmazmış, Arapçılıkmış, Arap emperyalizmiymiş, Arap'ın kültürüyle ortadan kalkarmışız. Bu bir tarihçi söylüyor. 90 yaşını aşmış cehennem kütüğü bir tarihçi söylüyor. Ve subhanallah. Böyle bir adama Kur'an tabiriyle tebbet yeda ebi leheb demek lazım. Hay senin ellerin kurusun. Buna demek lazım. Hay sen ağzın kurusun zalim. 90 yaşında, iki ayağı da mezarda, adamın zalimliğine ve kafirliğine bakın. Kur'an Arapça olursa, Arapça okunursa, Arapça namaz kılınırsa, Arapça ezan okunursa, Arap emperyalizmi yayılırmış, Arapçılık olurmuş, Türkler ortadan kalkarmış, milliyetimiz kalmazmış, kültürümüz ortadan kalkar. Bunu söyleyenden daha kafir kim olabilir? Aman yarabbim. Halbuki Kur'an'ın nüzulüne, inişine baktığımız zaman Kur'an'a karşı ilk tepkiyi yine Araplar gösterdi mi, göstermedi mi? Kur'an'ı en şiddetli, en hiddetli, en dehşetli, en vahşetli tepkiyi Araplar gösterdi. Hani Kur'an Arap kültürüydü, hani Kur'an Arap emperyalizmiydi, hani Kur'an Arapçılıktı. Araplar Kur'an-ı Kerim'i bağrına mı bastılar? Hoş geldin ey Muhammed mi dediler? Hoş geldin ey Kur'an-ı Kerim mi dediler? Peygamberi taşlamadılar mı? Mekke'den çıkartmadılar mı? Bedir harbini patlatmadılar mı? Uhud harbi patlatmadılar mı? Hazreti Muhammed'i canından bezdirmediler mi? Ne Arapçılığı? Nerede kaldı Arapçılık? Ya Rabbi ne zalim yazarlar türedi. Ne zalim televizyon kanalları meydana çıktı. Satılık televizyonlar, kiralık televizyonlar, Allah düşmanı televizyonlar, Muhammed Mustafa düşmanı televizyonlar. Ve siz bunları seyrediyorsunuz. Yapmayın Müslümanlar. Allah aşkına bir Kur'an'ı tanıma, Kur'an'ı anlamak hususunda ne olur bir altyapınız olsun. Şu Kur'an nedir biraz ilgilenelim. Kur'an'ı tefsirlerden ne olur anlayalım. Kur'an'ın nüzulünden, gelişinden maksat okunması değildir. Anlaşılıp yaşanmasıdır. Her zaman söylüyorum yarın huzur-ı ilahide, mahşerde, mizanda, kıyamette, yevmi hesapta Allah niçin Kur'an'ı okumadınız diye sormayacak. Niçin Kur'an'ı yaşamadınız? Niçin Kur'an'ı yaşamadınız? Niçin Kur'an'ın hükümlerini özümlemediniz, çözümlemediniz? Niçin hayatınıza, devletinize, siyasetinize, ticaretinize, üretiminize, tüketiminize, eğitiminize niçin Kur'an'ı hakim kılmadınız? Vallahi bu sual sorulacak. Kardeşler, müminler, temiz insanlar,
gelin anlaşalım. Gelin duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşalım. Kur'an hatim, Kur'an'ı hatmetme hususunda gelişelim. Kur'an'ı hatim etmek hususunda yine ashab-ı kiramın anlayışıyla bütünleşelim. Ashab-ı kiramın uzun ömürlü olanlarından, 90 küsur yaşındayken İstanbul'a gelenlerinden ve şimdi bizim misafirimiz olan bir zat var. Siz söyleyin kimdir? Hazreti Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu teala anhu el-Bari. Efendimizi, sultanımızı, Sultanul Enbiya'yı hanesinde 7 ay misafir eden mutlu adam, yüce adam, mübarek adam, muhteşem adam Eyyub el-Ensari. Eyyub Sultan. Bakın milletimiz hemen ona sultan kelimesini yakıştırmış. Eyyub Sultan. Evet sultan. Ona soruyorlar. Keyfe hatemtümül Kur'ane fi ahdi Resulillah. Allah Resulü'nün hayatında, zamanında, önünde, yanında siz Kur'an'ı nasıl hatim ederdiniz? Nasıl Kur'an'ı okurdunuz? Nasıl Kur'an'ı anlardınız? Kur'an'la münasebetiniz nasıldı? Nasıl hatim yapardınız? Buyuruyor ki خَتَمْنَا الْقُرْآنَ فِي اَحْدِ رَسُولِ اللّٰهِ آيَةً آيَةً Ayet ayet Kur'an'ı hatmeder. Kur'an'ın sağdaki sayfasını okumaya başlardık. Kur'an'ı açıyorsun, sağda bir sayfa, solda bir sayfa. Sahifeler halinde devam ediyor. Birinci sayfa, yani sağdaki sayfadan soldaki sayfaya, sağdaki sayfayı bitirmek lazım ki soldaki sayfaya geçesiniz. Bazen diyor sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz 4 sene, 5 sene sürerdi. Sağ sayfadaki ayetlerin hükmünü, emrini yerine getirmeden sol sayfaya geçmezdik. Hatim, müminler, Kur'an'ın manasını anlamak üzere tefsiriyle, mealiyle, tefsiriyle Kur'an'ın bir sayfasını Allah burada ne söylüyor, ne anlatıyor, ne istiyor bizden merakıyla, heyecanıyla bir sayfa Kur'an'ı manasıyla okumak tamamını hatmetmekten vallahi daha önemli, vallahi daha sevaplı, vallahi daha faziletli. Ama hiç merak etmiyoruz. Evinde tefsir kitabı olmayanlar var. Müslümanların zaman zaman evlerine misafir olduğumuz zaman görüyoruz. Mobilya malzemeleri, her tarafta cilalı odunlar, cilalı odun. Hani eskiden sahtekar tarihçiler bize sahte bir tarih okuttular. Taş devri, cilalı taş devri, yontma taş devri, yalan. Ama okuttular. Şimdi de diyorum ki ağaç devri, cilalı odun devri, mobilya, cilalı odun. Herkesin evinde yığın yığın cilalı odunlar var. Efendim, neredeyse Müslümanların evlerinde büfeler var. Büfe. Açıyorsunuz içini, bardaklar, tabaklar, çanaklar, şerbet takımı, kahve takımı, çay takımı, ayran takımı, zıkkım takımı, takım. Ulan ne bu ya? Züccaciye dükkan açıveriver. Ama bir tane tefsir takımı yok, hadis takımı yok, fıkıh takımı yok. Okumayan millet, kitapsız millet. Naim Karaman hoca haklıdır. Ne kadar haykırsa vallahi haklıdır. Dünyada en okumayan milletlerin başında geliyoruz. Okumayan millet, okumaya merakı olmayan millet, kitabı olmayan millet, kültürünü okuyarak geliştirmeyen millet. Naim Karaman hoca haklıdır. Ateş püskürse de vallahi haklıdır. Niye merak etmiyoruz bu Kur'an ne diyor? İşte bakın şimdi size Bakara suresinin 23 numaralı ayetini okuyacağım. Dehşet vallahi. Meydan okuyor. Bütün kainata meydan okuyor. İlahiyatçılara, falancılara, filancılara, şunlara, bunlara, teveye, herkese meydan okuyor. İşte ayeti okuyayım görün şimdi. Estağfirullah. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın, Kur'an ayetlerinin Allah kelamı olduğunda
şüphe içindeyseniz, şüphe, bakın şüphe beladır. Vallahi Ramazan boyunca o zalim kanallar, o kafir kanallar, o hain kanallar devamlı olarak Müslümanların kalbine, zihnine şüphe, şüphe, şüphe vermek için kanal kanal bazı zalim kişileri konuşturdular mı, konuşturmadılar mı? Ramazanımızı zehir etmek istediler. Geçen sene Ramazanımızı Fadime ile, Kalkancı ile, Müslüm ile, sahte tarikatçılarla, şişlerle, şişlemelerle zehir edenler, bu sene de cenaze namazıyla hayızlı kadınlar, şalan efendim mevzula, Türkçe Kur'an, Türkçe namaz, Türkçe ezan şekliyle Müslümanların beynine, ruhuna, gönlüne, aklına şüphe, şüphe ekerek Ramazanımızdan, huzurumuzdan, Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden intikam almaya çalıştılar. Ama muvaffak olamayacaklar. Şimdi ayet okuyorum. Siz ey Mekkeliler, Arapçanın adamları, Arapçanın sahipleri, Arapçanın sultanları, Arapçanın profesörleri, Arapçanın mütehassısları, اِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا Habibimiz, Resulümüz, kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın ayetlerinden şüphe içindeyseniz, şüpheniz varsa, canım bunu Allah değil Muhammed kendisi söylüyor, Muhammed yazıyor, Muhammed söylüyor, bu Allah'ın değil, bu Muhammed'in kelamı, bu insan kelamı, bu insan sözü diyorsanız, böyle bir şüpheniz varsa, böyle bir endişeniz varsa, böyle bir tereddüdünüz varsa, böyle bir sıkıntınız varsa, ne olacak? فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِ Bak mislihi, aynen Kur'an'ın surelerinden bir surenin mislini yazın, yapın, siz de getirin. Bir sure getirin, Kur'an getirin demiyor, Kur'an'ı hiç yapamazlar. 6666 ayet getirin demiyor. 3 ayetlik bir Kur'an'ın suresine aynı emsalini mukabele-i bil misil yaparak aynısını, tıpkısını siz de yazın. Aa ben de yazdım, bu da Kur'an'dır deyin. İnne a'tiynâkel kevser fesalli li rabbike venhar inne şâni'eke huvel ebde. 3 ayet. 3 ayetlik bir sure yazın, yazın, yapın, yapın, getirin, bak biz de yazdık. Ne var lan bu Kur'an'da? Ben de yaparım. Ben de yazdım deyin. Fetu getirin. Fesubhanallah. Şu Kur'an'a bakın. Bir sure getirin. Min mislihi aynısını, tıpkısını getirin. Arapça Kur'an Araplara meydan okuyor. Öyle mi değil mi? Bu meydan okuma Araplara mı başkasına mı siz söyleyin. Araplara söylüyor. Arapça Kur'an Araplara meydan okuyor. Bakın şimdi. Ha efendim biz yapamayız, 3 kişi, 5 kişi bunu yapamaz. Nasıl yapacaksınız? وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ne kadar adamlarınız, uzmanlarınız, profesörleriniz, efendim bu konuda ihtisası olanlarınız, uzmanlarınız, elemanlarınız, ne kadar mühim adamlar, hepsini çağırın, وَدْعُوا çağırın. Toplayın, toplayın. 100.000 kişi olun, 500.000 kişi toplanın. Papazlar, profesörler, ilahiyatçılar, zındıklar, fındıklar, fırlamalar, zırlamalar, toplanın, toplanın. Bir benzer sure getirin şu Kur'an'a ya. Ne boşuna ötüyorsunuz? Yazın kaleminize, ne oldu? Hani kaleminiz, hani kağıdınız? Fesubhanallah. وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer davanızda sadıksanız, doğru söylüyorsanız, canım bu Allah'ın kitabı değil ya, Muhammed bunu uyduruyor diyorsanız ve bu sözünüzde samimi iseniz, sadık iseniz, doğru iseniz, hadi toplayın adamlarınızı, toplayın uzmanlarınızı, sahiplerinizi, yardımcılarınızı, وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka kimse toplayın. Ayete bakın, ayete. Bakara suresi 23 numara. Devam ediyor. Şimdi 24 numaraya geçiyorum. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer bunu yapamazsanız,
3 ayetlik bir sureyi, Kur'an'ın aynısı, tıpkısı, benzeri bir sure yapamazsanız, şimdi burada Kur'an-ı Kerim vallahi tehdit ediyor. Tehdit ediyor, bak. Tehdit. Ve devamında, وَلَنْ تَفْعَلُوا Bakın Arapça, len harfi gelmiş fiilin başına, tekid-i nefi istikbal, yani ileride de yapamayacaksınız. Yapmanıza fırsat vermeyeceğim diyor Allah. Yapmanıza imkan, mekan, kudret, kuvvet, fırsat vermeyeceğim. وَلَنْ تَفْعَلُوا Yapamayacaksınız. Öyleyse, ayeti bitiriyorum. Öyleyse, فَتَّكُوا Korkun. Titreyin. Korkun. اَنَّارَ Ateşten, Allah'ın ateşinden korkun, azabından korkun ki, elleti öyle bir ateş ki, öyle bir cehennem ateşi ki, vakuduha, o cehennemin yakıtı. Hani kaloriferiniz var, ne yakıyorsunuz diye soruyorlar. Efendim diyor, gaz yakıyorum, doğal gaz yakıyorum, efendim foil oil yakıyorum, kömür yakıt çok önemli. Allah da diyor ki, öyle bir cehennemden, ateşten korkun ki zalim Mekkeliler, kafir Mekkeliler, Arapçanın sultanı olan sapıklar. Mekkeli müşriklere sesleniyor. Öyle korkun ki o ateşin, o cehennemin vakudu, yakıtı, yakıt, o cehennemi yakan, köpürten, parlatan yakıt, ennâsu vel hicâre, insanlar ve taşlar olacak. Yu'iddet lil kafirin. Uzakta zannetmeyin, cehennem şu anda hazır. Bu iddet hazırlanmıştır. Lil kafirin kafirlere. Cehennem hazır. Şu anda hazır. Ama açılışı yapılmadı. Ne zaman açılacak cehennem? Hesap gününden sonra. Yevmi hesapta. Yevmi ceza. Ruzi cezadan sonra açılacak. Öyleyse bundan korkun diyor ve Cenab-ı Hak şiddetle tehdit ediyor, tahdid ediyor, tehaddi ediyor, meydan okuyor, Arapları son derece tahrik ediyor. Ama yapamadılar. 14 asır geçtiği halde hiç şimdiye kadar Kur'an'daki bir sureye benzer bir sure yapıldığını, yazıldığını duydunuz mu, işittiniz mi size soruyorum kardeşler. Vallahi yapamadılar. Kalemlerini oynatamadılar. Hristiyanlar, Yahudiler, ama şimdi bu televizyon kanallarında Türkçe Kur'an, Türkçe namaz, Türkçe ezan diyenlerin arkasında Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki Yahudiler var, Yahudiler var, İsrailoğulları var. Nereden biliyorsun hocam? Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Evet, Kur'an-ı Kerim söylüyor. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Şu Yahudiler yok mu? Aman ya Rabbi. Kur'an kadar, Kur'an'ın bütün dikkati, titizliği, hassasiyeti vallahi Yahudilerin üzerinde teker teker devam ediyor. Kur'an kadar Yahudi'yi gözetim altına almış kitap bulamazsınız. Bakın mesela, günde 5 vakit namaz kılan Müslümanlar, vitri vaciple beraber, vitir namazıyla beraber toplam normal ortalama günde kaç rekat namaz kılıyoruz siz söyleyin. Sesiniz çıkmadı. 40 rekat. Evet. Sayın göreceksiniz 40 rekat. Her rekatta Fatiha suresini okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Okumak vaciptir Hanefilerde, okumak fardır Şafiilerde. Şarttır. Fatihasız namaz olmaz diyor Peygamberimiz. Şimdi çok önemli bir hadis-i sahihte Efendimiz buyuruyor ki, Yahudiler Müslümanlara tabii ateş püskürüyorlar, Müslümanları sevmiyorlar, tutmuyorlar, saymıyorlar. Müslümanlar hakkında hiçbir zaman hoş bir şey düşünmüyorlar. İlle de bakın, geçen cuma da söylemiştim, vebal bırakmıştım, yine söylüyorum. Efendimiz buyuruyor ki, Yahudilerin Müslümanlara olan, bak Müslümanlara olan hasedinin, kininin, düşmanlığının,
çeşitleri çok. Ama bir hususta, bir konuda Yahudiler, Müslümanların o halinden, o tavrından hiç mi hiç memnun olmuyorlar, memnun kalmamışlar. Nedir? وَكَوْلِهِمْ خَلْفَ اِمَامِهِمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ amin, amin. Fil mektubeti, beş vakit namaz kastediliyor. Beş vakit namaz, camilerde, cemaat halinde kılarken, bilhassa surelerin açıktan okunduğu namazlarda, hani sabah namazı açıktan okunuyor, Zamm-ı Sure, Fatiha. Yatsı namazında siz söyleyin, açıktan okunuyor. Akşam namazında açıktan okunuyor. İmam Fatiha suresini okuduktan sonra, ne var Fatiha suresinin sonunda? غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ İmam bunu okuduktan sonra, imam bunun arkasından ne söylüyor siz söyleyin? Amin diyor. Onun arkasından da bütün cemaat amin diyor. Yahudilerin diyor Fatiha'nın sonunda imamın amin demesinden sonra bütün cemaatin amin demesine kızdıkları kadar hiçbir şeye kızmıyorlar. Yahudiler, ne ilgilendiriyor Yahudileri bu gayril mağdubi aleyhim? Açın vallahi okuyun tefsirleri Müslümanlar. Açın okuyun. Seyyid Kutub'un tefsirini açın okuyun. Kıyametler kopuyor. Açın okuyun. Tefsir okuyun. Kur'an'ın manasını okuyun. 10 tane ayetin manasını okuyun. 10 hatimden fazla sevap alın. Sevap alın. Görün ki neler var. Görün ki ne hükümler var. Söz buraya gelmişken Hazreti Ali Efendimiz'den bir misal vereyim mi? İster misiniz? Vereyim. Hazreti Ali Efendimiz bizatihi kendisi diyor ki Medine'de bulunduğum mahallede Yahudilerden bir komşum vardı diyor. Bunu çok anlatmışım ama tekrar olsun, aklınıza kalsın diye söylüyorum. Komşu, ehli kitaptan bir Yahudi, komşu. Öyledir yani, Osmanlı tarihini inceleyin, Yahudilerle, Hristiyanlarla, bir takım çeşit çeşit dinlerin, mezheplerin taraftarlarıyla, Müslümanlar Osmanlı devleti zamanında bir arada beraber yaşamış mı, yaşamamış mı soruyorum. Yaşamışız. Bunda bir mahsuru yok, yaşarız. Onlar kiliseye gider, öbürleri efendim havraya gider, biz camiye gideriz. Hiçbir sıkıntımız olmaz. Ok meydanına gidin, orada bir şey var, nedir siz söyleyin? Darul Aceze, Sultan Abdülhamid Han Efendimizin yaptırdığı Darul Aceze, kimsesizlerin, fakirlerin, düşkünlerin muhafaza edildiği, yedirildiği, giydirildiği, içirildiği bir teşkilat. Darul Aceze. Aceze demek aciz insanlar, fakir insanlar, zavallı insanlar, düşkün insanlar, ihtiyarlar, kimsesizler. Oraya gidin Allah aşkına bakın. İçeride ne göreceksiniz? Aynı hizada, aynı sırada hem kilise, hem havra Yahudiler için, hem de Müslümanlar için siz söyleyin, cami, üçü vallahi bir arada. Şu anlayışa, şu barışa, şu bağışa, şu toleransa, şu insanlığa bakın. Dünyada var mı benzeri? Medine'de de Yahudilerle Müslümanlar bir süre beraber yaşamışlar. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bir komşum vardı Yahudi, enteresan bir adam. Allah aşkına iyi dinleyin. Ben ne zaman diyor evimden çıkıp yürümeye başlarsam bir de bakardım ki o Yahudi komşum arkamdan elleri böyle elleriyle muazzam hürmet tavrında, saygı, hürmet şeklinde ellerini bir üstüne koymuş, boynunu eğmiş böyle sanki namazdaki bir Müslüman gibi hürmetle arkamdan tıpış 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 geliyor. Hazreti Ali önde, Yahudi arkada. Ne kadar hürmet, ellerini bağlamış, boynunu bükmüş, yüzünü yere indirmiş, ağır ağır Ali'nin peşinden hürmetle, saygıyla gidiyor. Bir gün böyle, beş gün böyle, şu kadar zaman böyle. Bakın, ben diyor Hazreti Ali hayret ediyordum, ya bu Yahudi inşallah Müslüman olacak. Ne kadar da saygıyla peşimden geliyor.
Ne kadar da hürmet ediyor. Bak. Nihayet diyor, Allah'tan ayet geldi. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim toptan nazil olmadı. Kur'an-ı Kerim'in ayet ayet, sure sure, parça parça gelişi, inişi, gökyüzünden yeryüzüne, Habibullah'ın kalbine, oradan Müslümanlara intikali kaç sene sürdü siz söyleyin? 23 sene. Hasan Çağlayan'da eşi işlerden bekliyor. 23 sene sürdü. Sorulan suallere göre, ihtiyaca göre, zarurete göre, meselelere göre, davalara göre, kavgalara göre, çeşit çeşit sebeplerle ayet indi de indi, indi de indi. 23 sene ayet geliyor. Sağnak sağnak ayetleri geliyor. Ezberlemesi kolay oldu, anlaşılması kolay oldu, yazılması kolay oldu. Müslümanlar sıkışmadı, eyvah top kaçacak demedi. Nasıl yazarız, nasıl ezberleriz, nasıl hapsederiz, nasıl? Hiç sıkıntı yok. Ağır ağır, ağır ağır, ağır ağır geldi. Ne güzel ya Rabbi. Hazreti Ali buyuruyor ki, nihayet diyor Kur'an'dan ayet geldi. Arş-ı Âlâ'dan ayet geldi. Ayet okuyorum. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ Aman ya Rabbi şu ayete bak ya. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa'm. Peygamber'e geliyor. Bizzat لَتَجِدَنَّ sen ey Habibim, bulacaksın, bulacaksın. Lam-ı tekit, lam-ı kasem, nun-ı tekit, nun-ı kasem. Mutlaka, zat-ı uluhiyetime yemin olsun ki bulacaksın. اَشَدَّ النَّاسِ insanların en şiddetlisi. En yamanı, en düşmanı. Adaveten düşmanlık bakımından lillezine amenu müminlere, Müslümanlara düşmanlık bakımından insanların en şiddetlisini Yahudiler olarak bulacaksın. Yahudiden daha şiddetli, Yahudiden daha hiddetli, Yahudiden daha zalim, Yahudiden daha kafir, Yahudiden daha katil, Müslümanlar için Yahudiden daha büyük düşman bulamayacaksın Habibim Muhammed Mustafa'm. Ayeti gördün mü? Bu ayet gelince diyor, benim gözlerim diyor Hazreti Ali fal taşı gibi açıldı. Allah Allah! Öyleyse bu Yahudi niye benim peşimden hürmetten geliyor? Öyleyse niçin bana bu tavrı takınıyor? Gözüm açıldı diyor, gönlüm açıldı. Ayeti diyor dinledik Efendimiz'den. Sabahleyin evden çıkarken yine Yahudi peşimden çıktı. Ali önde, Yahudi arkasında, rükudaki Müslüman gibi eğilmiş, elini bağlamış saygıyla öyle arkasından tıpış tıpış gidiyor. Tam diyor köşeyi dönüyordum, Yahudi de geri dönüyordu ki yakasından tuttum. Ema ente bi Yahudiyin. Sen Yahudi değil misin lan? Ne bakayım buraya? Sen Yahudi değil misin? Yahudiyim, enel Yahudi ya Ali. Yahudi. Peki niçin benim bu arkamda bu saygıyla hürmet gibi eğilmiş, bükülmüş, iki büklüm geliyorsun? Niçin geliyorsun? Ene uhibbuke ya Ali hubben şedida. Ben seni çok seviyorum ya Ali. Vay namussuz. Lafa bak. Söze bak. Hazreti Ali dedi ki, diyor ki, Allah mı doğru söyler, sen mi söylersin ey Yahud? Amenna, Allah doğru söyler. Öyleyse Allah'tan ayet geldi. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ Yahudilerden Müslümanlar için daha büyük düşman olamaz ayet geldi. Sen düşmansın. Şu gerçek niyetini söylersen seni bırakırım. Söylemezsen لَاَقْتُلَنَّكَ seni geberteceğim demiş. Sapsarı oldu diyor Yahudi. Yahudiler kadar ölümden korkan kainatta insan yoktur. Korkanlar korkak. Birden sarardı, morardı diyor, korkuya titremeye başladı. Doğruyu söyleyeceğim ya Ali, bana fırsat ver dedi diyor. Elim yakasında, Hazreti Ali ne demek, salladığı zaman kainatı sallayan bir adam. Hayber cenginde 400 kiloluk demir kapıyı yerinden söküp kullandı düşmanlara karşı. 400 kilo. Sen ne diyorsun? Doğruyu söyleyeceğim de diyor. Evet ya Ali, Allah doğru söylüyor. Sana öyle bir düşmanlığım var ki sen Hazreti Ali'nin damadısın, Fatıma'nın kocasısın,
Kureyş'in ulususun, muazzam adamsın, mübarek adamsın sana. Bu yüzden öyle bir düşmanlığım, hasedim, fesadım, kinim, düşmanlığım var ki çıkıp karşıda erkekçe, açıkça bunu icra edemiyorum. Sen önde giderken senin gölgen düşüyor arkana, o gölgende tepeni, gölgendeki kafanı çiğneye 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 geliyorum ve kendimi teslim ediyorum ya Ali dedi diyor. Vay şerefsiz, vay imansız Yahudi, vay kafir Yahudi. Eğer diyor ayet gelmeseydi, Kur'an olmasaydı benim gözüm açılmayacaktı. Gözüm açılmayacaktı. Kör gidecektim diyor Ali. Kör gidecektim diyor Ali. Hazreti Ali böyle söylerse sen ne olacaksın? Kur'an'ın manasını, ahkamını, ayetini, tefsirini okumadan nereye gidiyorsun Müslüman? Hangi cennete? Eyne tezehebun? Nereye gidiyorsunuz? İşte Kur'an meydan okuyup yapamayacaksınız diyor. Vallahi milletimizin elinden Kur'an'ı alamayacaklar. Kardeşler, yeryüzünde sahabe-i kiramdan sonra, bakın beni yanlış anlamayın, ashab-ı kiramdan sonra Kur'an'a saygı gösteren milletlerin başında vallahi bizim milletimiz geliyor. Osman Gazi Hazretleri'nin halini biliyorsunuz, öyle mi değil mi? Osman Gazi, hepiniz biliyorsunuz. Millet olarak Kur'an'a o kadar saygılı, hürmetli, Kur'an'a karşı o kadar edepli bir milletiz ki göğsünden aşağıya Kur'an'ı kimse aşağıda tutmamıştır. Öpüp başına koymuştur. Milletimizi söylüyorum. Şehit sandıklarına Kur'an-ı Kerim'i yerleştiren milletlerden sadece bizim milletimiz var. Ama bir eksiğimiz var. Manasını okumak hususunda dünyada en geriyiz. Manasını okumada. Bu çok büyük eksiklik. Yoksa Kur'an'ın ayetlerine şimdi çıkmış bir ilahiyat dekanı, profesör bilmem kim, ilahiyat dekanı, vallahi aynen kitabında şunu yazıyor. Kur'an'ın kutsallığını, Kur'an'ın muazzamiyetini, maneviyatını, Kur'an'ın değerini zihinlerden, beyinlerden silmek için olacak başka bir şey değil. O kendisini Kur'an'a hizmet gibi gösteriyor. Haşa! Vallahi aynen şöyle söylüyor. Bir kimse diyor, cünüp cünüp, af buyurun, cinsi temastan kalkar diyor, gusül abdesti almadan, hatta elini ve ağzını yıkamadan bile cünüp cünüp Kur'an-ı Kerim'i eline alır okuyabilir diyor. İlahiyat dekanı, şerefsiz adam. Kur'an'ın kutsallığını kaldıracak, Kur'an'ın azametini kaldıracak. Şu aptallığa, şu sapıklığa, şu çapkınlığa bak. Mümkün mü? Bizim milletimiz bunu kabul etmesi mümkün değil. Bakın bir hatıram var. Bir hatıram var. Vaktinizi almış olmazsam anlatayım mı? Bir canlı bir hatıra milletimiz için diyorum. Bakınız. Canlı bir hatıra. Ne olur dinleyin Allah aşkına. Belki uzattım. Şaban hocam ne diyor acaba? Toparlayayım inşallah. Bir hatıra. Hoşunuza gidecek. Bir hatıramı anlatayım. 1974'te Malatya'dan karayoluyla 15 otobüs hacca gidiyoruz. Hacca, Beytullah'a gidiyoruz. Karayolundan o zaman serbest. Ben de kafile başkanıyım. 15 otobüsün kafile başkanıyım. Uzatmayacağım. Uzun çilelerden, merhalelerden, gümrüklerden, hırsızlardan geçe Suudi hududuna geldik. Suudi hududu. Suudi Arabistan hududa geldik. 15 otobüs. Topladım milleti, bekliyoruz. Gümrük var, araştırma var, soruşturma var. Oo! Kiramen katibinden daha şiddetli sorgular var. Geçebilirsen geç. Ya Müslümanlar böyle olmamalı. Alemi İslam'ın sahibi yok. Mekke-i Mükerreme'ye gitmek zahmetli olamaz, meşakkatli olamaz. Bir insanın köyüne gitmesinden daha rahat gitmesi lazım. Ama ne yapacaksınız? Topladım milleti. Entarili, uzun boylu, başında agel, başında yine bir bohça, damalı bir bohça,
fistan entari, belinde kuşak, bir adam çıktı geldi. Men mes'ulü hâzihil kafile, Arapça, fasih bir Arapçayla, men mes'ulü hâzihil kafile, bu kafilenin sorumlusu kim? Soruyor. Ene ya seyyidi, benim efendim, öne çıktım. Dedi ki, valizleri dedi, indirsinler dedi, herkesin bavulu, valizi neyse indirin. Arıyorlar, alkol mu olur, alkol olursa sokmuyorlar, kolonya sokmuyorlar, gazete sokmuyorlar, mecmua sokmuyorlar, kesici bir şey sokmuyorlar, bir sürü araç, esanslardan şunlar bunlar sokmuyorlar. Ben indirdim, herkesin valizi böyle tek sırayla sıralamışım. Ne kadar muntazam olursa o kadar çabuk geçersiniz diyor adam. Beni çağırdı yanına, dedi ki, ben şimdi dedi gerekli şeyleri söyleyeceğim. Sen dedi kafiliye dedi tercüme et. Ne dediğimi onlara anlat dedi. Ondan sonra kolay bir şekilde buradan geçin gidin dedi. Beni bekletmeyin, beni yormayın, beni bağırtmayın dedi. Herif meğer sorumlu müdürmüş orada, memurmuş. Arap, Suudi, uzun boylu, heybetli, kara, kuru bir herif, fistanlı, ayağında efendim parmakları filan meydanda bir ayak şey etmiş. Şimdi başladı. Benim cemaatim namazdaki saf gibi böyle tek sıra halinde arka arka çok güzel duruyorlar. Böyle kuzu, bizim milletimiz kuzu. Mübarekler kuzu. Şimdi adam başladı. Valizlerinizi açın. Eşyalarınızı toplu şekilde bulundurun. Arapça konuşuyor. Adam sözünü bitirir bitirmez arkada amin diye bir ses geliyor. Valizlerinizi açın, amin. Eşyaya dikkat edin, amin. Kolonya bulunmasın, amin. Halbuki konuşsa ben dönüp tercüme edeceğim. Daha benim tercüme etmeme sıra gelmeden amin, amin. Adamın canı sıkıldı. Meze yakulun. Ula bunlar ne diyor dedi ya. Ne diyeceksin şimdi? Adam Arapça konuşuyor, onlar amin diyor. Dedim ki efendim, amin fi lugati Türkiye, amin kelimesi Türkçe lügatinde aler rasi vel ayn, tamam efendim, tamam. Kabul, kabul demektir. Siz ne söylerseniz biz kabul ederiz diyorlar dedim. Uzatmaya hacet yok diyorlar. Oo vallahi ahsen, vallahi mükemmel, yallah yallah, hepimizi geçirdi adam. Hiçbir şey sormadı. Dedim ki ya, döndüm Malatyalılara. Ulan ne yapıyorsunuz siz dedim ya. Hocam dediler, biz hoca zannettik, bize dua ediyoruz. Arapça konuşuyor. Şu milletimizin saygısına bak. Cahil mahil ama Arapça saygıya bak. 5 dakikada geçtik. Belki 2 günde geçemezdik yani. Cahillik işe yaradı. Cahillik vallahi işe yaradı. Ama hürmet tabii. Arapçaya hürmettir. Bizim milletimiz seviyor. Şimdi kalkmış bu ilahiyatçılar bu Arapçayı. Ya ne istiyorsunuz lan Kur'an'dan? Zalim oğlu zalimler. Ne istiyorsunuz ya? Fesübhanallah. Böyle çok hatıralarımız var. Yine sene 76. İmam Hatip Okulu öğrencilerini Muş vilayetinden Şubat tatilinde Ömre'ye götürüyoruz. Okul müdürü var, talebeler var, 2 otobüs. Ben de kafile başkanıyım yine. Karayolundan gidiyoruz. Geldik Ürdün'e. Ürdün belalı bir yer. Ürdün çok belalı, halen öyle. Suudi Ürdün konsolosluğunda bekliyoruz. Vize var, mühür var, işte geçiş alacağız. Talebeler de sıkıldı canları. Arapçayı da konuşamıyorlar. Bir sürü adam var. Ben talebelerin o sıkıntısını dağıtmak için orada gözüme bir adam göründü. Öyle bir adam ki hala gözümün önünde, benim uzunluğum adamın genişliği böyle. Kamyon gibi bir adam. Aynen kamyonet mübarek. Çenesinde sakal var şöyle. Buraları kazımış. Şurada bir sakal. Fesübhanallah. Başında agel, entari filan, tam bir Arap. Sırf latife olsun diye, mizah, latife olsun diye yaklaştım. Talebeler de var etrafımızda. Ma haza dedim. Adam böyle uzun boylu, ben aşağıdayım böyle, uzattım parmağımı çenesine dokundum. Ma haza, bu nedir dedim. Bu nedir dedim. Sakal dedi. Ulan dedim ki ya, bu adam sakal kelimesini biliyor. Araplar lihye derler. El lihye, lihye sakal demek. Sakal bizim Türkçemizde sakal. Araplar sakal demez. Lihye derler. Ha dedim ki, bu adam lihyeyi de biliyor, sakalı da biliyor.
Arap olduğundan başka aklımıza bir şey gelmiyor. Her şeyiyle Arap adam. Mehaza sakal dedi. Ben de Türkçe, yani sırf mizah olsun diye. Bu nasıl sakal ya çakal dedim. Ulan adam Adanalı değilmiş, beni şöyle bir tuttu, boksa gibi havaya kaldırdı. Vay bana sen çakal dedin. Yere vursa kemiklerim kırılacak. Talebeler yetişti. Bir latife inan, vallahi adamın elinden zor kurtulduk. Zor kurtulduk. Çeşit çeşit Arapçaya milletimizin saygısı var. Bunu silip atamazlar, koparıp atamazlar, kaldırıp atamazlar. 50 bin ilahiyatçı olsa vallahi yapamazlar. İnşallah yapamayacaklar. Kur'an kursları kapandı, İmam Hatip okulları kapandı diye adamlar hala endişeler var. Kökünden Kur'an'ı kapatmak istiyorlar. Vallahi muvaffak olamazlar. İşte ayet. İşte ayetler. Buna imkan bulamayacaklar. Kardeşler, Kur'an hem bizim hem bütün dünyamızın insanlarına rahmet olacak, şifa olacak, bereket olacak. Fazla kapmayın, şu dünyanın halinden size ciddi bir rapordan iki satır okuyayım. Bakın dünyanın hali, Kur'an ile dünya arasındaki münasebet, iki satır okuyayım, toparlayayım. Bakın, 10. dünya psikiyatri ruh hastalıkları. Kesine sunulan rapora göre, inanç zayıflığı sebebiyle dünyada 15 milyar kişi psikolojik bunalımdadır. 400 milyon insan ruhsal bozukluk içinde, 250 milyon kişi kişilik bozukluğu, 60 milyon geri zekalı, 45 milyon şizofreni, erken bunama, 40 milyon epilepsi, 22 milyon demans, 8 milyon beyin travması hastasıyla dünya bütünüyle hastalık haline geliyor. Dünyanın haline bakın. Evet, 1 milyar dünyada 1 milyar sigara tiryakisi, 100 milyon kişi alkolik, 15 milyon kişi uyuşturucu sebebiyle ölümün eşiğinde. Bütün bu raporu Le Monde gazetesi yayınlamış bulunuyor. Dünyanın haline bakın kardeşler. Devam ediyor. Bakın şimdi. Le Monde gazetesinin yaptığı araştırmaya göre Fransa'da 25-34 yaş grubunda ölüm sebepleri arasında ilk sırada intihar geliyor. İntihar. Ne demek intihar? Kişinin kendisini öldürmesi. Aman ya Rabbi. Fransa'da ölümlerin birinci sırasında intihar geliyor. 1996 yılında Fransa'da 150 bin kişi intihar etmiş. 150 bin kişi 96'da. Bu ülkede, yani Fransa'da 40 dakikada bir intihar neticesi ölüm, 4 dakikada intihar girişimi, intihar teşebbüsü. Her 4 dakikada bir adam intihara teşebbüs ediyor. Rapor. Dünyanın haline bakınız. Batı ülkelerinde evlilik dışı doğum, evlilik dışı, nikahsız dünyaya gelen piç sayısı, veled-i zina sayısı 30 yılda 7 misline çıkmış. Rekor İzlanda'da, ikinci sırada İsveç geliyor, Norveç geliyor, Danimarka'yı Fransa takip ediyor. Aman ya Rabbi, Le Point dergisine göre Fransa'da dünyaya gelen her 3 çocuktan biri gayrimeşru dünyaya geliyor. Babası belli değil. Yani rapor çok korkunç. Okumuyorum. Böyle bir dünyada insanları huzura, insanları birliğe, beraberliğe, sükunete, saadete götürecek bana sistem söyleyin. Komünizm çöktü, defoldu gitti. Sosyalizm rezil oldu. Kapitalizm çapaz oldu. Kala kala bir İslam kaldı. Allah'ın lütfuyla İslam'ın da temeli Kur'an'dır. Kur'an Türkiye'ye, Orta Doğu'ya, Asya'ya, yeryüzüne hakim olacak. Hiç merak etmeyin. Yeter ki çalışalım, gayret edelim, hizmet edelim, moralimizi bozmayalım, halimizi bozmayalım, dürüst olarak, samimi olarak Allah'ın dinine
Bakın bir ayet okuyup topluyorum. Keteballahu. Ayet. Ketebe yazdı. Keteballahu, Allah yazdı. Hükmetti. Karar verdi Cenab-ı Hak. Le'eğlibenne ene ve rusuli. Ben ve peygamberlerim mutlaka galip geleceğiz. Ayet bu. Le'eğlibenne. Bak, lam-ı tekit nun tekit. Zafer İslam'ındır. Kadir gecemiz cümlemize hayırlı ve mübarek olsun. Kadir gecemizin kadrini iyi bilelim, kıymetini iyi bilelim. Sahura kadar, fecre kadar bu feyizden, bereketten faydalanalım. Maddi ve manevi hayırlarımızı, hizmetlerimizi çoğaltalım. Bu gece mesela, bu gece bir Müslüman bir fakire 1 milyon verse, Kadir gecesinde verdiği için 1000 ay, sanki 84 sene o parayı fakire vermiş gibi deftere yazılacak. 84 yıl ediyor. 1000 ay 84 sene eder. O yardımını, bağışını, o parasını fakire bu gece veren adam sanki 84 sene vermiş gibi. Kadir'den dolayı, Kadir gecesinden dolayı. Allah maddi ve manevi yardımlarımızı kabul eylesin. Oruçlarımızı makbul eylesin. Fitrelerinizi verin. Zekatlarınızı hesaplayın. Mali, maddi bütün hizmetleri ve ibadetleri eda edin. Allah'ın lütfuyla Rabbim ikram edecek, yerini dolduracak ve daha nice böyle Kadir gecelerinde inşallah bir araya geleceğiz. Allah cümlemiz hakkında Kadir gecemizi, yaklaşan bayramımızı, bütün hayırlarımızı mübarek eylesin. Makbul eylesin. Rıza ve rahmetine nail eylesin. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eylesin. Devletimizi ve hükümetimizi Allah İslam eylesin. Yolumuzu, yönümüzü Rabbim İslam eylesin. İslam'ın düşmanları Rabbim fırsat vermesin. Onlara da hidayet nasip olsun. Kur'an'ın hakimiyetiyle yaşamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.